Merhaba arkadaşlar, Ahlat da Emir Bayındırk'ın betimini öndeyim arkadaşlar. Ahlat çok önemli bir yer tarihte. Sizlerin de bildiği gibi Diriliş Ertuğrul dizisinde de izliyorsanız Ertuğrul'un babasının ve Ertuğrul'un doğduğu yer Ahlat. Ahlat neremi? Sultan Alparslan'ın Malazgirt Savaşı öncesinde son cuma namazını ordusuyla kıldırıp kılıp fetih duası okuyup Allah Allah diye yola çıkarak 70 bin kişilik Roman Diyojen'in ordusunu 40 bin kişiyle dize getirdiği yer. Merhaba arkadaşlar, Ahlat Selçuklu Mezarlığı'ndayım. Dünyada eşi benzeri olmayan, gerçekten muhteşem bir yer. Bakar mısınız taşlara? Tabii biz Ahlat'a yeni geldik. Her ne kadar tarihi gezsek, tozsak da Gökmen abi, yerlisi kadar biz bilmeyiz. Tabii değil mi? Tabii. Buranın yerlisi kim? Havin. Havin ne demek? Yaz demek. Ya şu hava da aynı yaz gibi değil mi? Bahar. Biliyor musun? Vallahi bak. Evet, Havin, Havinci. Havin'in kardeşi. Evet. Bize bir anlat bakayım, bu kümbet nedir, nasıldır? Biraz daha yaklaş şöyle bana. Şuraya gel. Ha. Evet, Havin'den dinliyoruz. Ercelik hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada mezar var. Sultan Şakir hanımın oğlu. Sultan Şakir bu kümbete gelmeden önce kümbet yarıymış. Nemrut Dağı'na gitmiş. Nemrut Dağı bildiğimiz gibi çok sıcak olduğu için orada vefat etmişti. Hanımın oğlu kalmış. Sonra bir taş kalacağına ikisine çakıp ölmüş. Abi o beyaz ileri görüyor musunuz? Evet. Osmanlıca karşılığı er derdimizi. Abi her kümbette olduğu gibi 3 motif vardır. Biri ekmek boncuğu, biri çarkı felek, biri de dünyanın dövmesini sağlayan. Abi Ahlat'ta 15 tane kümbet vardır. En büyük bir kümbet, en güzel de Emir Bayındır kümbeti. Akkoyun Dağı, Rüzun Hasan Torun, Rüzun Bey olduğu için. Merhaba arkadaşlar. Selçuklu'nun başkenti Ahlat'tayız. Gökmen abi, bu Ahlat'ta bir aşağı çarşı, bir yukarı çarşı var diyorlar. Bura nere abi? Abi bura da Ahlat'ın başı. Ahlat'ın başında ne oldu ki abi? Ahlat'ın başındayım, olağlı yaşındayım. Günahlayım, vay dostlar, ne güldürdüm peşindeyim. Güle